Selamun Aleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınız, yılınız, ömrünüz hayırlı olsun inşallah. İnşallah hep beraber faydalı bir gece yaşarız. Hem sizler hem bizler inşallah faydalanırız. Faydalanmış bir şekilde geceyi tamamlayanlardan eyleriz. Oluruz inşallah. 130. beyitte kalmışız burada. Biraz böyle ağır aksak gidiyor ama olsun varsın sıkıntı yok. Eşi bulunmayan o sevgilinin vasfına dair ne söyleyeyim ki bir damarım bile ayık değil. Tab bundan önceki beyitte ayık olmayan kişinin her söylediği söz dilerse tekellüfe düşsün Dilerse haddinden fazla zarafet satmaya kalkışsın yaraşır söz değildir der. Yani bir kimse eğer ki ayık değil ise o söylemiş olduğu sözden sorunu değildir hükmü vardır. Bir kimsenin mükellef olabilmesi için aklı olması gerekir. Eğer akli yok ise bu noktada o mükellef değildir. mükellefiyetlikte de birinci derecede odur. Sarhoşluk Hz. Mevlana'nın mesnevisinde buyurduğu gibi iki türlüdür. Bir sarhoşluk vardır ki işte dünyada var olan insanların içtikleri veya uyuşturucularla olan sarhoşluktur. Hz. Mevlana mesnevisinde der ki bu baş ağrısından başka bir şey değildir ahmaklıktır der. Sen gel de bizim mansur şarabımızdan iç der. Bu da ilahi sarhoşluktur. Bu da o kimsenin Allah'ı çokça sevmesinden kaynaklanır. Ve Allah'ı çokça sevenler an gelir. O sevgilerinin, o duygularının onlara verdiği tecelliyat da Musa aleyhisselam gibi. Hani Tur-i Sina'da Cenab-ı Hak'la görüşürken, konuşurken bir an sarhoşluktan ey sevgili ben senin yüzünü göremez miyim? Seni görmek isterim dediğinde Cenab-ı Hak Musa'ya der ki ey Musa sen onu göremezsin. İşte bu dağa tecelli edeceğim. Ona dayanabilirsen ancak o zaman görebilirsin deyip dağa tecelli ettiğinde Musa Aleyhisselam'ın o tecelliyatı seyrettiğinde bayılıp kalması gibidir. İşte Hazreti Mevlana diyor ki o eşi bulunmayan o sevgilinin özelliklerine dair ne söyleyeyim ki bir damarım bile ayık değil. Cenab-ı Hak fiilleriyle bu aleme tecelli etmiştir sıfatlarıyla bu aleme tecelli etmiştir. Allah'ı bilme bu alemdeki fiilsel ve sıfatsal tecel, tecelliyatlara masar olmakla mümkündür. Eğer varlıktaki bütün tecelliyatlara masar olanlar Allah'ın fiiliyatlarının ve sıfatlarının tecelliyatlarını seyredik seyrettikçe kendilerinden geçerler. Halden hale geçerler. Ve muhakkak bu hal ile hallenen Allah dostları vardır. İşte bunlar bu hal ile hallendiklerinden kendilerinden geçerler. Bu kendinden geçiş. Bu kendinden geçiş. Sakın normal sarhoşluk gibi addedilmesin. Bu kendinden geçiş. Allah alem Hallacı Mansur gibi enal hak değiştir. Bu kendinden geçiş, hani bir hadisi kutsi vardır. Kul mizana çıkarılır, Cenab-ı Hak onun kulağına eğilir, der ki senin bu kadar sevabın var, bu kadar da günahın var. Bu kadar günahından bu kadar sevap düşünce sen cehennemlik oldun. Kul üzülür. Allah kulunun kulağına tekrar eğilir. Der ki Allah senin günahlarını affetti kul rahat bir nefes alır. Ardından Cenab-ı Hak tekrar kulunun kulağına eğilir. Der ki Allah senin işlemiş olduğun günahları affetmekle kalmadı. Bunları hayra çevirdi der. Kul öylesine sevinir, öylesine sevinir ki sevincinden der ki ben ne güzel bir Rabmişim, sen de ne güzel bir kulmuşsun der. Bu Kulun o esnada sevincinden kaynaklanan bir sözdür. Allah'ın bu hoşuna gider. Tabiri caizse hadisi kutsi'de geçen ibare böyle. Allah kulunun bu haline tebessüm eder der. İşte kulun belki de kendinden geçiş anı Cenab-ı Hakk'ın af ettim hitabına mahşerde duyup bütün damarlarının bu noktada ayık olmayıp sarhoş olma halidir. Hatta İmam Gazali İhyasında der ya Sevmek, sevmek Aşıklık Duygunun en zirve noktasıdır En kuvvetli, en kabarık noktasıdır Bu noktada o kimse Kendince Akli muazenelerini kaybeder O yüzden hadis-i şerifte de Bazı hadisçiler Buna zayıf derler Aşığın, sevenin Gözü kör, kulağı sağırdır Der Hadislerde çünkü duygu yoğunluğu açısından o üst seviyede bir duygu yoğunluğu yaşadığından dolayı onun görmesinde ve duymasında hep sevdiğine söyleyecektir. İşte Hazreti Mevlana Celaleddin Rumaz Hazretleri de diyor ki benim bir damarım dahi ayık değil. Bunu biz bu noktada sarhoşluk olarak da algılayabiliriz. Ama ben bunu böyle algılayanlardan değilim. Bunu böyle bir pencere olarak ilk önce araladım. Çünkü herhangi bir yerde bir mesnevi tercümesi ve şerhi okursanız Allah alem böyle bir şey okuyacaksınız. Böyle bir şey göreceksiniz. Ama Hz. Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri bu manada ve bütün İslam alimleri büyük büyük çoğunluk ve büyük sufiler büyük bir çoğunluk akli dengesizliği kabul etmezler. O zaman bir damarının dahi ayık olmaması Allah'ı bilen insanların Allah'ın sıfatlarının tecelliyatlarına aşina oldukça hayretten hayrete geçmesidir. Az önce ben Orhan hocamı izlerken bilimle alakalı konuşurken heyecanını gördüm. O heyecan esnasında kendince bilim adına hayretten hayrete geçiyordu ve onu yaşayaraktan anlatıyordu. Sanki o yapmış olduğu deneyler onun gözünün önünde bir perdenin önünde bir perdede izleyerekten anlatıyordu. Ve perde perde Orhan Hoca'nın önündeydi ve perdede izlediğini anlatıyordu. Kendi eliyle yapıyormuş gibi ve Orhan Hoca anlattığı meseleyi hayretten hayrete geçerekten anlatıyordu. Benim onun üzerindeki izlenimim o, bunu böyle yaşadı yaşamadı bilemem. Ama aynen öyle mi? Mikrobu gördünüz, görerekten anlattınız, değil mi? Ben çünkü onu anlatırken kendimce ben de Orhan Hocayı o resmin içerisinde gördüm. Dedim ki. O resmin içerisinde ayrı bir resim olarak onu yaşayarak tanınan anlatıyor. İşte Allah'ın öyle peygamberleri vardır ki vahye o kadar tabi olmuşlardır ki vahiy onların damarlarında dolaşır. Onların hücrelerinde dolaşır. O yüzden hem zahirleri hem batınları vahyin sarhoşluğunun altındadır. Aynı zamanda peygamberlerin varisleri olan Gerçek alimler vardır. Onlar sözleriyle, halleriyle, sıfatlarıyla, davranışlarıyla Kur'an ve Sünnet'e tabir, tabidirler. İşte onlar Peygamber varisleri gibidir. Bunlar asla Peygamber değildir ama Peygamberler altın ise Peygamber varisleri gümüş niteliğindedir. O yüzden bir kısım sufilerin veyahut da bir kısım dindar kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın başlarındaki hocalarını, şeyhlerini, üstadlarını peygamber seviyelerinde görmeleri yanlıştır, küfürdür hatta. Hatta bir kimsenin kendisini nebi peygamber görmesi ya akli dengesinin bozukluğundan ya da küfründen dolayıdır ikisinden biri. Peygamber varisleri ancak olabilirlerse gümüş olurlar. Asla altın olmazlar. Belki de onlardan evet çok güzel takılar olabilir altın gibi. Altın gibi ama altın değildir. İşte o peygamber varisleri de kendi üzerlerinde vahyin ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin sünnet Resulullah'ı onların üzerinde dolaştığından onlar da bir damarları ayık değildir. Buradaki ayıklık olmaması dünyaya karşı ayık değildir. Şeytana karşı ayık değildir. Yani onlarda üç put, hani geçenlerde burada bir sohbet olmuştu. Lat, Uzza, Menat. O üç putun tecelliyatı onlarda yoktur asla. Bu üç put nedir? Birisi şehvetti. İkincisi neydi? Paraydı menat. Üçüncüsü neydi? Gücü eline geçirmeydi. Dünya insanlığı bu üç güçten dolayı helak olmuştur. Dindarlar bu üç puttan dolayı helaka giderler. İnsanları, aileleri, toplumları batıran, toplumları dağıtan, aileleri dağıtan, bireyleri dağıtan bu üç puttur. Ve enteresan o kadar putun içerisinde Cenab-ı Hak Kur'an'ında bu üç puttan bahseder. İşte peygamber varisleri bu üç putun tecelliyatından kurtulup Allah'ın vahyinin altında Kur'an'la ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin sünnetleriyle hadislerinin altında gerçekten Kur'an ve sünnet dairesinde uyaraktan onlar bir şekilde Allah sarhoşudur. Hani hadisi kutsi de Cenab-ı Hak buyurur ya Allah'ın öyle kulları vardır ki onlara bakıldığında Allah hatıra gelir. Onlara bakıldığında niçin Allah hatıra gelir? Onlar çünkü Kur'an ve sünnete tabi olmuşlar. Kur'an ve sünneti sımsıkı yaşayanlardır. Kur'an ve sünneti sımsıkı yaşadıklarından dolayı onlara bakan kimseler onların bireylerini görmezler. Onların şahıslarını görmezler. Onların üzerinde Kur'an ve sünnetin tecelliyatını görürler. İşte bu tip insanlar her devirde bulunacaktır. Her zaman bulunacaktır. Kıyamete kadar Adem'den kıyamete kadar bu tip insanlar yeryüzünde hiç eksik olmamıştır, olmayacaktır da. O yüzden her devirde ümmetin içerisinde ve toplulukların içerisinde bu tip insanlar olacaklar olacaktır. Bunlara baktığınızda bunların kendi şahıslarını görmeyeceksiniz. Bunlara baktığınızda savundukları davaları görürsünüz. Savundukları davaları. Kim ihlas ve samimiyetle bir davanın peşine düştüyse o dava ile hemhal olur. Onu görürsünüz onların üzerinde. Kendilerini görmezsiniz. Ama Hazreti Mevlana Celalettin Rumaz Hazretleri bu beyitleri söylerken Şemseddin'i Tebriz'inin arkasından söyler biraz daha. O henüz daha Şems'le kopuşu gerçekleştirememiştir. Bu ayrılığın, bu diğer kanının şerhini şimdi geç. Başka bir zamana kadar bunu bırak. Bizim ayrılıkla alakalı şarkımızı yani ta ötelerden Cenab-ı Hak'ın ilmi hikmetinden kopup gelen o ayrılığımızı bırak. Bunun şerhini de bırak. Bunu şimdi bana bir şey bununla alakalı bana bir şey sorma. Can dedi ki Hüsamettin Çelebi söylüyor. Can dedi ki beni doyur. Çünkü ben açım. Çabuk ol. Çünkü vakit keskin bir kılıçtır. Ey yoldaş, ey arkadaş, sufi vaktin oğludur. Yarın demek yol şartlarından değildir. Evet. Sufiler için yarın demek yol şartlarından değildir. Sufi vaktin çocuğudur. O vakitte ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaktır sufilik. Yarını ertelememektir. Namazı yarını ertelememektir. Orucu bir dahaki seneye ertelememektir. Zikri ertesi günü ertelememektir. İyilikleri ötelememektir. Yapılması gereken o esnada ne faydalı bir iş var ise o işi vaktinle yapmaktır. Hani kadınlar çok iyi bilirler hamur kabarır mayalanmıştır. Onu vaktinle sen fırına atıp pişirmezsen o ekmek ekmek olmaktan çıkar. Ya ekşitirsin ya kokutursun ya da bozarsın onu. O vaktinle pişmesi lazım. Kıymetli dostlar, kıymetli kardeşler. Hani bizde bir atasözü vardır. Demir tavunda dövülür diye. Her şey vaktiyledir. Siz öğlen namazını sabahtan kılamazsınız. Vakti beklemek zorundasınız. Çocuk anne, anne karnından doğacaksa vakti beklemek zorundadır. Eğer bir dişi hamile kalacaksa vakti beklemek zorundadır. Her şey bir hesap üzerinedir bu alemde. Bu alemde hesap üzerine olmayan hiçbir şey yoktur. Gözünüzün gördüğü görmedi. Kainatın hangi noktasına giderseniz gidin her şey bir hesap üzerine kuruludur. Hesapsız hiçbir şey yoktur. Hesapsız hiçbir şeyin olmadığı bu alemde sizin hesapsız, kitapsız yaşama lüksünüz de yoktur. Eğer siz hesapsız, kitapsız yaşamaya kalkarsanız kendi senkronizasyonunuzu bozarsınız. Kendi vücudunuzu bozarsınız. Kendi zahirinizi bozarsınız. Kendi batınınızı bozarsınız. Bu büyük bir fesattır. Bu büyük bir zulümdür. Siz kendi ellerinizle kendine, kendinizi zulmedemezsiniz dahi. O zaman sizin de vücudunuz bir hesap üzerine çalışır. Su içmeniz gerektiği zaman siz su içmelisiniz. Su içme zamanınızı ötelerseniz vücudunuzun hesabını bozarsınız. Yemek yeme zamanında yemeği yemelisiniz. Yemek yeme zamanında yemeği yemezseniz vücudunuzun hesabınızı bozarsınız. Bu alemde her şey bir hesap üzerine ise uykunuzu da hesap üzerine yapmalısınız. Az yiyin, az uyuyun, az konuşun hadis şerefini üzerinizde tecelli ettirmelisiniz. Bu bir hesaptır çünkü. İnsan için bu hesap önemlidir. Sufi vaktin çocuğudur. O sufi her vakti gözetmeli ve her vakit yapması gerekeni yapmalıdır. Eğer siz hesap üzerinde yaşamaz vakte göre iş yapmazsanız vakte göre siz düzenli tertipli bir kimse olamazsınız. Sabahleyin kahvaltınızı işinizin konumunu konumuna göre düzenlersiniz. Sekiz buçukta iş yerinde olacaksanız eğer evinizde iş yerinizdeki uzaklığa göre sizin 7'de kahvaltınızı yapıp evden çıkmanız gerekir. 7'de kahvaltısını yapmayan bir kimsenin gün içerisinde vücudu dengeli çalışmayacaktır. Ey kadınlar anneannelerinizin kültürünü kaybetmeyin. Sabahleyin erkeklerinizi ve çocuklarınızı kahvaltısız evden göndermeyin. Eğer bir kadın eşini ve çocuğunu sabahleyin kahvaltısız evden gönderiyorsa... Bil ki veya kendisi de kahvaltısız çıkıyorsa erkek veya adam yoldan iki tane dondurulmuş yağdan yapılmış olan poğaç alıp iş yerine gidiyorsa bilin ki vücudunuzun hesabı bozulacaktır. Siz dengesiz besleneceksiniz, vakte göre davranmamış olacaksınız. Vakte göre davranış sufiler için çok önemlidir. Sufiler bu bütün hayatlarını disiplin altında yaşarlar. Dışarıdan disiplinsiz gibi gösterenler veya görenler sufiliğe laf getirenlerdir. En disiplinli insanlar sufi insanlardır. Sufilik disiplin isteyen, kararlılık isteyen, hedef isteyen, odaklanma isteyen bir meslektir. O yüzden sufi vaktin çocuğudur. Eşiyle ilgilenmesi gerektiği zamanda iş eşiyle ilgilenir. İşiyle ilgilenmesi gerektiği vakitte işiyle ilgilenir. Çocuğuyla ilgilenmesi gerektiği zaman çocuğuyla ilgilenir. Sufi vaktin çocuğudur. Çocuğuyla ilgilenmesi gerektiği bir zamanda bilgisayarın karşısına çıkıp da oyun oynamaz orada. Sufi vaktin çocuğudur. Sufi bir anne Çocuğu orada derslerine yardım isterken, bakımına yardım isterken elindeki akıllı telefonla oynayaraktan kendi akılsızlığını göstermez. Vaktin çocuğudur. O esnada ne yapması gerekiyorsa onu yapıyordur. Eğer vaktin çocukluğu değilse Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bize nakleder. Vaktinde kılınan namaz kadar Allah'a sevgili bir şey yoktur. Vaktinde tutulan oruç kadar Allah'a sevgili bir şey yoktur. Bakın burada Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri vaktinde der. Vaktinde zekat, vaktinde sadaka, Vaktinde iyilik. O esnada onun o paraya ihtiyacı var. O esnada onu, o iyilik yapacaksınız. Ertesi güne ihtiyaç yok ki onun. O esnada. Sufi vaktin çocuğudur. O zaman dostlar vakte iyi bakalım. Vakit öylesine bir şeydir ki insanların hiç önemsemediği bir şeydir. Oysa Cenab-ı Hak Kur'an'ında bize bir günden bahseder. Bir günden bahseder. Bir aydan bahseder bir yıldan bahseder. İnsan içindir bu. Ve bunların ölçülü kullanılması, yerli yerinde kullanılması gerekir. O yüzden sufiler bu sufi vaktin çocuğudur sözüne çok ehemmiyet verirler. Bu eski bir sözdür sufiler için. Çok eskidir hem ve sufiler bunun eğitimini alırlar ve verirler. Onlar çünkü her vakitte yapılması gereken bir şeyin olduğunu bilirler. O vakitte yapılması gerekenlere yaparlar. Ve Hüsamettin Çelebi'nin meşhur sözüdür. Beni doyur ben açım. Beni doyur ben açım. Çabuk ol. Nefesi ne zaman bitçe değil. Sufilikte bu çok önemli bir şeydir. Bugün Esra gitti mi burada mı? Manisa'da sohbette bir soru vardı. Hani sohbetlerinizde böyle bir şey söylendi. İşte sohbetlerinizde bir soru sorulduğunda bunu çok açık bir şekilde anlatıyorsunuz. Anlamayanlar oluyor. Hani bunu daha farklı anlatılır mı gibisinden böyle bir şey oldu. Ben de dedim ki ya ben bana sorulanı kendimce, kendi bilgi dağarcığımla anlatıyorum. Ha evet, karşımdaki kimse eğer bunu anlamadıysa bir daha sorabilir. Ben bunu anlamadım der. Ama şuna karşıyım dedim. Arkadaşlar bu konuyu ben anlatacağım ama sizler anlamazsınız. Dedim bu İslami bir tarz değil ki. Bu insani bir tarz da değil. Karşındaki kimseyi küçümsemek karşındaki kimseyi aşağılamak. Ben bu noktada karşımdaki kimseyi akıl yapısı, fikir yapısı, fazilet açısından kendimden aşağıda görmüyorum ki. Ben arkadaşlar, ben bunu anlatacağım ama siz bunu anlamazsınız, anlatmayayım. Böyle bir şey yok. Bu ilim değil zaten. Hatta örnekleme verdim. Dedim bir toplantı düzenledik. Bir konuşmacı da çağırdık. Konuşmacı bize dedi ki: "Yani ben bunu konuşacağım ama e sizler bunu anlamazsınız." dedi. Ben böyle önde oturuyorum. Ben hemen kalktım ondan sonra. Çıkıyorum ben. Tabii ben kalkınca da yani toplantıyı düzenleyen biziz, konferansı düzenleyen biziz. O kadar hizmet ettik, koşturduk. Konuşmacı bize diyor ki benim anlatacağımdan siz anlamazsınız. Ben kalktım gidiyorum. Herkes kalktı. Dedim hocam biz anlamayacaksak sen neden konuşsan biz neden dinleyelim o zaman? Yani baştan bizim anlamayacağımızı sen tespit ettiysen biz bu kadar geri zekalı embesil bir topluluksak bize neden konuşacaksın ki o zaman? anlamayacağımıza hükmettin. E gidelim konuşmayalım. Dinlemeyelim bunu. Dedim ben böyle bir şeye karşıyım. Böyle bir şey bunun kabul etmen mümkün değil. Sufi vaktin çocuğudur. Bir soru sorulduysa vakit gelmiştir o konuyla alakalı. Bilgi dağarcığında ne varsa dök ortaya. Ya yani ben şimdi kendi kendime diyeceğim ki ya Orhan hoca bundan anlamaz. Ne anlar ki Orhan hoca ilahiyatçı mı? A ya din için, anlamak için az önce Orhan Hocamın dediği gibi ilahiyatçı mı olmamız gerekiyor? Allah Kur'an'ı anlaşılsın diye gönderdi. Şu zümre anlayacak diye İslam'da böyle bir şey yok ki. İslam'da böyle havariyun yok. İslam'da bu noktada seçilmiş kimseler yok. ki onlar anlayacak diye. O zaman beni şimdi doyur şimdi doyur. İster zahiri aç ister batini aç. Şimdi doyur. Akşam yemeğini yemiş sen onun önüne kuzu çevirmesi koysan ne olacak ki? Bir çatal alacak. O açken doyması lazım. E zahiren de öyle batınan da öyle. O açken onu doyur. Tok olanı nasıl doyuracaksınız ki? Allah muhafaza eylesin. O zaman hani bir de derler ya toku ağırlamak zordur diye. Neden? Tok çünkü. İşte sufiler buna da çok dikkat ederler. O zaman sorulan sorulara, gelinen noktaya hemen cevap verirler. Sufi çünkü bu noktada vaktin çocuğudur. Sen yoksa sufi bir er değil misin? Vara veresiyeden yokluk gelir. Sen sufi bir er değil misin ki? Vara veresiyeden yokluk gelir. O zaman sen var olanı var olanı dağıt. Var olanı saç. İlmi olan ilmini ne yapacak? Saçmaya devam edecek. Allah bizi onlardan eylesin inşallah. Sorularınıza geçeyim. Sizi de hem fazla ne o geç bırakmayayım. Tabii yani 24 Aralık heyecan yaptı herkese. Benim perşembe sohbet ve zikirlerim malum ben kolay kolay hiç terk etmem. Hiç bırakmam. Hiçbir programda almam perşembe sohbetlerine. Ne televizyondan ne oradan ne buradan ama Orhan hocamın bende ayrı bir yeri var. Bir ikincisi bir de yani orada ayrı bir yer var. Orada güzel sohbetler oldu. Yani normalde iki program yapmıştık şeyde. Gerçekten ben de 24'ünü şimdi böyle nasıl söyleyeyim <laughs> dört kez de bekliyorum. Tabii orada enteresan sorular, enteresan cevaplar da çıkıyor. Yani bir küçük bir not hocama söylediydim şimdi de söyleyeyim. Böyle sohbet sorulu cevaplı devam ediyor. Bir dahiliyeci doktor hanım dayanamamıştı. Arkadaşlar dedi. Bir dahiliyeci doktor olarak teşhis ediyorum dedi ve ilan ediyorum dedi. Ben de böyle oturuyorum. Bu adam aşık dedi. Salon buz gibi oldu bir anda durdu. <laughs> Tabii o gün enteresan sohbetler oluyor. Ben böyle aşktan bahsedince bazı doktorlar yanındaki eşlerine bakıyorlar hani sen aşık değilsin diye. Dedim bakın buradan boşanıp gitmeyin. Benim anlattıklarından dolayı. Benimki bir İtopya filan diye öyle bir gülüştüydük. Enteresan güzel sohbetler olduydu. Ben inşallah yine güzel sohbetin olacağına inanıyorum orada. O yüzden Perşembe dersini Bursa'dakini inşallah e, İzmir'e taşıyacağız. İnşallah. Sorularınıza geçeyim. Hakkınızı helal edin. Ben namaz kılıyorum fakat her dua okuyuşumda Fatiha okuyorum. Namazım kabul olur mu? Neden olmasın ki? Yani Fatiha okumak Hanefi'ye göre namazın vacibi. Yani namazın farzı da değil. Namazın farzı ayakta durmak, rüküye gitmek, secdeye gitmek ve oturmak. Dört tane namazın içerisindeki farz. Dört tane. Ayakta durmak, rüküye gitmek, secdeye gitmek ve oturmak namazın içerisinde dört farz var. Yaptığımız tesbihatlar konumuna göre içinde okunan dualar, fatihalar, sübhanekeller ve hatta şeyler konumuna göre kimisi vacip kimisi nafileden. O yüzden bir kimse hiçbir şey bilmiyorsa dahi kıbleyi dahi bilmiyorsa soracağı hiç kimse yoksa o kendince kendi kendine secdadesini veya secdade şartı da yok zaten. Namaz niyet abdest alır. Abdestin farzı da dörttür. Yüzü yıkamak, kolları yıkamak eller dahil başının dörtte birini mest edip ayakları yıkamaktır. Abdestin farzı dört, namazın da farzı dört. Bunu yapar, Allahu Ekber der, biliyorsa, bilmiyorsa la ilahe illallah der. Bilmiyorsa ya Rahman der. Bilmiyorsa Allah der. Niyet ettim namazı der, namazını kılar. Namazı namazdır. Birisinin kalkıp da senin namazın kabul olmadı deme hakkı yoktur. Bizde bir de ilaheler var ya, İlaheler var ne? Allah adına hükmediyorlar. Sen cennete giremezsin. Sen kesin cehennemliksin. Sen senin namazın kabul olmadı. Sen sen boşuna oruç tuttun ya. Başartic oruç mu tutulur? Aa nereden çıkardın hükmü? Çıkarmış arkadaş. Hep tavuklar yumurtlayacak değil ya. O da çıkarmış bir hüküm. Allah muhafaza eylesin. O yüzden Fatiha namazın Hanefilere göre vacibidir. Bir kimse Fatiha'yı okursa vacibi yerine getirmiştir. Bilmiyor. La ilahe illallah demesini öğrenmiş. Namazı niyet etti. Allahu Ekber. Namaza durdu. La la illallah, 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 la ilahe illallah. Ayakta. Onun olsun. Kendince yeterli gördü onu. Allahu Ekber rükuya gitti. La la illallah, la la illallah, la ilahe illallah, la la illallah. Allahu Ekber rükudan kalktı. Allahu Ekber secdeye gitti. Lâ la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Allahu Ekber secdeden kalktı. Allahu Ekber dedi, secdeye gitti tekrar. Lâ la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Allahu Ekber ayağa kalktı. Tekrar rükuda, tekrar iki secde yaptı. Oturdu. Lâ la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Hani selam veriliyor ya, gördü ya döndü. La ilahe illallah, la ilahe illallah döndü. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Namazı namazdır. Namazı namazdır. Hem de namazı öyle bir namazdır ki kaymaklı kadayıf gibi namazdır. Öbürkü de namazda duruyor. Allahu Ekber. ne okuyacaktım ya? Fatiha nasıldı? Ya bana nasıl tarif etmişlerdi ya? Namazda mı o? Sufilerin böyle bir menkıbesi vardır. Tatlıdır, hoşuma gider. Hani Hızır böyle girirken bir çobana denk gelmiş. Çoban böyle bir tepenin üstüne çıkıyormuş, yuvarlanaraktan aşağı iniyormuş. Tekrar yukarı çıkıyormuş, tekrar yuvarlanıp aşağı iniyormuş. Hızır demiş, ne yapıyorsun sen? Namaz kılıyorum demiş. Demiş ya namaz böyle değil kardeşim. Ya nasıl? İşte abdest alacaksın, kıbleye döneceksin, işte şunu okuyacaksın, bunu okuyacaksın, böyle yapacaksın. Tamam mı? Belledin mi? Belledim. İyi. Hızır yürümüş tabii, Onun bir adımı bin adım gibi ya. Rivayetler böyle ya. Dicle'nin karşısına geçmiş bir anda. Çoban Allah'a ekber nasıl yapacaktım? Öyle mi çıktım? Böyle mi? Bozuldu koşturuyor çoban Hızır'ın arkasından doğrusunu öğrenecek. Hızır bir bakıyor ki Dicle'nin üzerinde suyun üzerinde koşaraktan geliyor adam. Diyor buyur. Ya diyor sen bana namazı tarif ettin ama ben unuttum diyor karıştırdım. Allah aşkına dön diyor bildiğin gibi kıl sen. Dön bildiğin gibi kıl. Evet namaz öğreninceye kadar öğreninceye kadar bir kimse bildiğince kılar namazı namazdır. Bir din seçtik mi o dini görevlerini yapmak zorunda değil miyiz? Evet. Bir din seçtiysek o dinin vazifelerini yerine getirmekle mükellefiz. Diyelim ki bir kişi Kur'an-ı Kerim'i yaktı ve ayağıyla ezdi. Ben o hıyarı öldürsem Günaha girer miyim, girmez miyim? Günaha girersin. Hıyar öldürmek de günahtır. Bir kimsenin kendince hıyar öldürme özgürlüğü yoktur. Hıyarlar da lazımdır. Bazen öyle hıyar olur ki bin derde devammış gibi olur. Ona baktıkça kendine hamd edersin, Allah'a hamd edersin. Dersin ki ya elhamdülillah, ya Rabbi Tam böyle bir hıyar değilim dersin. Hıyar iyi yine. Ya odun çıkarsa ya kaya çıkarsa at duvara kaç kenara. Şems mi Mevlana mı önceydi Mevlevilik yolunda? Hazreti Şems, Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin son şeyhi. Yani bazen böyle felsefe yapıyorlar. İşte e, Hazreti Mevlana Şems'in şeyhiydi. Değil kardeşler. Sufilikte, bilgide, öğrenmede silsile vardır. Ben hocamın yetiştirdiği işte öğrencilerle de görüştüm. Tabi onlar şimdi kimisi doçent, kimisi profesör. Bazı yerlere gittiğimizde işte laf atıyor. Aa diyorum böyle böyle Orhan Hoca. Ben onun talebesiydim. Şimdi şöyle mi diyeceğiz? Aa bu Orhan Hoca'dan daha ileri bir noktaya geldi. Bu mu Orhan Hoca'nın talebesiydi? Bu mu Orhan? Değil. Çanakkale'de tıpta bir tane öğrenciniz var hocam. <laughs> evet, dekan. Şimdi bir burada ile alakalı bir program var. Allah izin verirse, inşallah bir ümre yapmayı düşünüyoruz bu sene arkadaşlarla. E, Hacla alakalı bayanların gitme problemli böyle bir işçi vizesiyle gidemiyorlar. Ama böyle bir Ramazanda son böyle 12 günlük, 13 günlük böyle bir Ramazan ümre programı düşünüyoruz. İnşallah Allah izin verirse eğer kardeşlerle beraber gelmek isterlerse inşallah hep beraber gideriz. Bakara suresi 19. ayette yapılan benzetmeyi açıklayabilir misiniz? Yahut onların durumunu gökten yoğun karanlıklar içinde gök gürültüsü ve şimşekle sağanak halinde boşanan yağmura tutulmuş kimselerin durumunu gibidir. Ölüm korkusuyla yıldırım seslerinden parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Oysa Allah kafirleri çevre kuşatmıştır. Cenab-ı Hakk'ın böyle teşbihleri vardır Kur'an-ı Kerim'de. Yaşanan günlük reel hayatla alakalı böyle örnekler verir. O örnekler insanların önlerinde her daim yaşanabilecek, tecelli edebilecek örneklerdir. Bazı örnekler vardır, geçmiş peygamberlerin kıssalarıyla alakalıdır. O kıssalar da günümüzde uyarlanacak olursa herkesin başına gelebilecek, yaşanabilecek örneklerdir. Bu şekilde de bu Bakara'daki bu ayeti kerimede de hani normalde insanlar gök gürültüsü yağmurlar ya önce bir tedirgin olurlar. O tedirginlikten o korkudan dolayı onu duymak istemezler ya onu görmek istemezler. İşte kafirler de hikmete karşı, doğruya karşı böyledirler. Mesajla mehir belirleyip karımdır, karım olur musun dediğinde nikah olmuş olur mu? Bu ilişkideki erkek olmadığını ve kabul etmediğini söylüyor. Normalde bir erkek evlenmeye muhtedir bir erkek, evlenmeye muhtedir bir kadına sen benim karım olur musun dediğinde, o da olurum dediğinde nikah olmaz. Ben sana beş kilo altın vereceğim. Beş kilo altın mehir olarak düşünüyorum. Beş kilo mehir karşılığında ben seni istesem veya da benim karım olur musun dediğinde o da olurum dediğinde nikah olmadı daha. Nikahın olması için şimdiki zaman terimleri kullanılacak. Şimdiki zaman. Ben seni 5 kilo 24 ayar altın mehir karşılığında nikahıma aldım. O da kabul ettim. Veya sessiz kaldı. Kabul ettiğini gösterir. Utandı garibim. 5 kilo altını duyunca dili tutuldu. Adam da 5 kilo altın az geldi zannetti. Sessiz kalınca 10 kilo altın dedi. Bu sefer kadıncağızın gözleri de gitti dilinden sonra adam hala da inatçı farkında değil Allah da onun gözünü perdelemiş o 15 kilo altına çıkardı kütte gitti kızcağız yani dedi ki bu kesin geri zekalı yani ben 15 kilo altın yapmam dedi Kadının geri zekalılığından gitti. Allah muhafaza eylesin. Muhakkak kadınlarımız çok kıymetli. Bu noktada bir sıkıntı yok. İşin natifesi şimdiki zaman dili geçerli nikahta. Ben seni nikahıma aldım. O da kabul ettim dedi bitti. Sen benim karımsın. O da sustu. Bitti nikah nikah. Bakın şimdiki zaman. Ben Kur'an öğrenmeye çalıştım olmadı. Kur'an'ın Türkçesini okuyorum ama sevabı az mı olur çok mu? Kur'an amel etmek için. Sadece okumak için değil. O yüzden Türkçesini de olsa okuyun. Kendi kendinize muhakkak Kur'an'ı kendi dilinde öğrenelim. Bu sakın ha kendi dilinde öğrenmeyelim diyenlerden değilim. Kur'an'ı kendi dilinde öğrenelim. Ama kendi dilinde öğrenirken dahi kendimizce ya bu Kur'an ne diyor deyip biz Türkçesini de onun okuyalım. Muhakkak. Bunu ihmal etmeyelim. 28 Şubat'ta karakoldaki sorguda böyle şey yapıyorlar. Hani benim bu konuda bunu reddedeceğim düşünüyorlar. Ben dedim ki Hepiniz, hiçbiriniz de Atatürkçü değilsiniz. Baktılar bunlar. Dedim keşke insanlar gerçekten Atatürkçü olsalar dedim. Böyle on kişi filanlar, hepsi kaldı. Dedim vallahi de Atatürkçü değilsiniz, billahi de Atatürkçü değilsiniz dedim. Bize dedim Atatürkçülük ahkamı kesmeyin. Bunlar baktı. Dedim ki, Elmalı Handi Yazır'a dedim tefsiri yazdıran kim? Atatürk. Dedim Buhari tercümesini yaptıran kim? Atatürk. Bunları bastıttıran kim? Atatürk. Ey Atatürkçüler, içeride bağırıyorum ben. Gelin Atatürkçülüğünüzü gösterin. Bütün okullarda Elmalı Handi Yazır'ın Kur'an tefsirini ders olarak koyun. Gelin Buhari tercemesini bütün okullara ders olarak koyun. Bu insanlar gerçekten dinlerini öğrensinler. Gelin bütün profesörler ve ilahiyatçılar, diyanetçiler toplansınlar. Kur'an'ın Türkçe tercümesini yapsınlar. Bu tercümeyi bütün okullara dağıtın. Vallahi de dağıtın, billahi de dağıtın. Bunlar kaldı. Dedim sakın bana Atatürkçülük taslamayın dedim. Sordum şimdi. O da böyle bir şeyde emniyette orada işte terörle mücadelede orada burada emni müdür yardımcısı. Okudun mu dedim. Var mı evinde bu kitap dedim. Yok Atatürkçü değilsin sen dedim. Böyle baktı. Nutuk var mı evde dedim ben. Yok dedi. Okudun mu hiç dedim ben. Okumadık. Vallahi Atatürkçü değilsin dedim ben. Sen nasıl Atatürkçüsün? Bana Atatürk'ten bahsediyorsun dedim. Bir toplantıda söylemiştim. Atatürkçüler elini kaldırsın dedim. Herkes büyük bir gururla kaldırdı. Harikasınız hepiniz. Nutku okuyanlar dedim. Hiç kimsenin eli kalkmadı. Dedim Atatürk'ün bastırdığı, yazdırdığı Elmele Hamdi yazarın tefsirini okuyan var mı? Yok. Dedim Buhari tercümesi okuyan var mı? Yok. Evinde olan var mı? Yok. Hiç kimse dedim ben Atatürkçüyüm demesin. Nerede cahil cühela takımı var Atatürkçüyüm diye dolaşıyor ortalıkta. İki tane sol stantlı kitap okumuş Atatürkçü. Onun böyle büyük bir bilgi taslıyormuş gibi. Ne okudun? Söyle bana. Marx'ı okudun mu? Hey, Bakıyor şimdi. Okudun mu Marx'ı? Hayır. Nerenin solcu senin? Değil. Gel Marx'ı oku da gel bana. Orada Marx'tan bir cümle okumuş. Din afyondur. He din afyon dedim. Senin dinsizliğin de afyon. Evet. Dini afyon olarak kullananlar var. Marx onu söylemiş. Sen de dinsizliği afyon olarak kullanıyorsun. Sen de afyonlusun. Oku da gel. Yok arkadaş okumadan cebinde parlament sigarasıyla solculuk yapacak. Var ya bizde. Cepte parlament canı sıkıldı mı parlamenti çıkarıyor. Solcu Allah'ına ne kahrolsun Amerika diyordun. Bu ne? Aynı şey. E, Müslümanım diyenlerde de var. Arkadaşın çok canı sıkıldı bu kafirler dedi. Yaktı cigarayı. ne oldu? Bu ne? Parlament? Hani kahrolsun Amerika diyordun sen? Bu parlament ne oldu? Hiç olmazsa git birinci iç hadi. Git Samsun iç. Daha elitsen. <laughs> Ama işçiyim diyorsun. Birinci iç. Zehirlen. Allah muhafaza eylesin. Hukuk, hukuk okumak dinen caiz midir? Şeriat ile hükmedilmiş olmuyor. Hukuk sisteminde günah mı? Kardeş Allah senin iyiliğini versin. <laughs> bir şey söylemeyeyim ben. Oku. Sen hukuku oku. Git bir de İslam hukuku oku evinde. Kıyasla. Karşılaştır. Ne olması gerektiğini gör, oku. Aman, sevdiğiniz dallarda okuyun, çocuklarınızı okutun. Öyle, kendi kendinize, işte bu yer Darül Harp burada işte okunur mu demeyin. Suyunu iç, elektriğini kullan, toprağında otur, ondan sonra okunur mu da? De. Bu devlette memurluk yapılır mı? Bu ya oğlum lan suyu içiyor ya. Elektriğini kullanıyor ya. Allah muhafaza eylesin. Senin mi? Buradaki kimselerin sabrı çatlar bunu dinleyince Sonra okusam bunu olur mu? Ha çok güzel. Allah'ın peygamberlerinin ben bu kadar okusam var ya evde alim olurum. <laughs> Gerçekten. Yok estağfurullah olur mu öyle şey? Ya, i̇çime geleni söyleyeyim mi? Yani şimdi okuyayım okumayayım diye tereddüt ettim içimden böyle bir şey geldi. İçimden gelen şey de şu Yani Sizlerle de paylaşayım Hemen içimden o geldi Hemen bir Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri böyle çarşıda dolaşırken Bir kadın geldi Hatta Rivayette cariye bir kadın yani cariye bir kadın değil denilince Toplumun Düşük Standarttaki bir kadın geldi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin elinden tuttu ne kadar dolaştırdıysa onu Medine sokaklarında dolaştırdı beraber dolaştılar önce çuvaldızı kendime bir kadın gelse elimden tutsa Gazemir sokaklarında ne kadar dolaşırım diye kendime sorarım bunu böyle kendimce her aklıma geldiğinde derim ki toplumun önde gelen bir kimsesi vali. Kadının birisi gelse elinden tutsan sen ne dolaşıyorsun burada avare avare dese onunla beraber dolaşır mı? Veyahutta örneğin X ilin müftüsü kadının birisi gördünü sen ne dolaşıyorsun burada böyle Tuttu elinden hadi dolaşalım biraz dedi. Bu hadis-i şerif onun aklına gelir. Ya peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hayır dememiş. Dolaşmış. Acaba dolaşır mı? Dolaşan kimseyi bu toplum ne yapar? Taşlar mı? Arkasından olanca dedikoduyu patlatır mı? Patlatır? Evet. Okuyacağım. Allah'ım peygamberlerinin nefsinin şerrinden koruduğun gibi beni de her ne olursam olayım aleyhimi değil, beni de koru. Allah'ım gerçekte senin katında ben neyim? Kalp gözü açık olan da baksa cahil olurum, kör olurum. Peygamberler bile sınandı ki ben ne olayım? Kalp gözü açık olan ne olurum? Olsun. Şöyle ki Allah'ım her şeyden sana sığınırım kibirden gizli kibirden hiçim derken vasıf barındırmaktan Allah'tan başka bir şeye kaymaktan putlardan putlaştırılmaktan ilah enerjisi vermekten başkalarının da put ilah gözüyle bakmalarından inanmalarından sadece sana sığınırım Allah'ım. Benim ve tüm kardeşleri şerlerden kendi nefisler dahil göz açıp kapanınca kadar bütün her türlü kötülüklerden muhafaza edip muvaffak eyle Allah'ım. Amin deyin siz de. Allah'ım özüm burada konuşma yaparken Hz Hazreti, Hazreti Muhammed şeyhimiz, Hazreti Musa, Hazreti Muhammed, Hazreti İsa ve Hazreti Davut ve meleklerinin bizlerle beraber olmasını nasip eyle. Nice evliyaların, ezanların, mübarek ayların hürmetine semazen ve neyzenlerin, ilahiyatçıların, senin katında mücadele edenlerin çabasını ihlaslı, sevimli, temiz, pak, saf, harbi, gerçek eyle Allah'ım. Allah hepimize tüm peygamberlerin cesaretinden, ilahi aşkından, yüreğinden, ibadetlerinden, gerçek boyutlarından ve gücünden versin. Hepimize de kalbi kalben temennisi olur inşallah. Ne güzel okudunuz? Çok güzel okudunuz. Rabbimiz Allah duanız ve duamızı selamet, ayırlısıyla, ışık hızıyla, güneş gibi, ayın ay ışığının denize yansıması gibi pas parlak bir sevgiyle kabul eylesin eyler inşallah. El Fatiha mahsabat. Amin. Tecelliyat böyleymiş işte. <laughs> Sufi vaktin çocuğudur. <laughs> ah kızcağızım ben o manada demedim. Kalbime gelen o dedim. O nasıl bir cariyenin isteğini kırmadıysa kendimce dedim ki sen de hiç kimsenin isteğini kırma o manada söyledim seni cariye noktasında görmekten Allah'a sığınırım. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen bir kimseyi öyle göremem. Allah muhafaza eylesin. Tamam. Efendim? Amin. Selamun Aleyküm. Hakkınızı helal edin. Geceniz hayır olsun. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Alkış yok bizde. Allah razı olsun. Hocam yasakladı.